Merhaba sevgili öğrenciler. 2. Yaz yazılıya hazırlık videolarımızın ikinci bölümündeyiz. İlk videoda 6 soru yapmıştık. Şimdi 7. soruya geldik. 69000 A harfi var. 53 sayısı rakamları farklı 5 basamaklı bir doğal sayıdır. Buna göre A rakamı yerine yazılabilecek rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Şimdi A'nın yerine hangi rakamları yazabilirim? İlk önce bunu bulmalıyım. Sayımız rakamları farklı olduğu için 3'ü, 5'i, 9'u ve 6'yı A'nın yerine yazamam. O zaman 0'ı yazabilirim. 1'i koyabilirim çünkü 1 yok. 2 de yok şu anda gördüklerim içinde. 3'ü yazamam var. 4 yazabilirim. 5 kullanılmış. 6 da kullanılmış. 7'yi kullanabilirim. 8'i kullanabilirim. 9'u kullanamam. Çünkü 9 burada var. Şimdi buraya A'nın yerine yazabileceğim rakamları buldum. Şimdi bunların basamak değerlerini bulmalıyım. 8'i yazarsam A'nın yerine A harfi yüzler basamağında olduğu için 8'in değeri 800 olur. 7'nin değeri 700 olur 7'yi yazarsam. 4'ü yazarsam oraya 400 olur değeri. 2'nin değeri 200 olur. 1'in değeri 100 olur. 0'ın değeri 0 olur. 0'ı yazmama gerek yok o zaman. Çünkü toplama yapacağım. Herhangi bir değeri olmayacak. Topluyorum 0 0 8 7 15 19 20 ve 22. Böylece buraya gelecek rakamların basamak değerlerinin toplamını bulmuş oldum. 2200. 8. sorumuz 680.283 sayısında tekrar eden rakamların basamak değerlerinin farkı Tekrar eden hangi rakam var? Bakıyorum 8 var. O zaman 8'in basamak değerlerini buluyorum. Büyük basamaktaki 8'in değeri 10 binler basamağında olduğu için onun değeri 80 bin. Hemen buraya yazıyorum. Diğer 8 onlar basamağında. Onun değeri ise 80 olarak yazıyorum. Ve ikisinin farkını bulacağım. Yani çıkarma yapacağım. 0'dan 0 çıktı 0. 0'dan 8 çıkmaz. Komşu da yok. Diğer komşu. Böylece Son komşuya kadar gidiyorum. Buradan buraya verdim 10. Buraya verdim 10. Burası 9. Buradan buraya verdim 10. Burada yine 9 kaldı. 10'dan 8 çıktı. 2. 9 kalmıştı. 9 aşağıya. 9 aşağıya. Burada ise 7 kaldı. Böylece 79.920 oldu. Tabi şu 9'u güzel yaparsak. Evet. Cevabı bulmuş olduk. 9. sorumuz. Ozan'ın parası Ömer'in parasından 19 lira fazla. Hakan'ın parasından 27 lira azdır. Ozan'ın 87 lirası olduğuna göre 3 arkadaşın paraların toplamı kaçtır? Şimdi böyle sorularda sorudaki kişileri hemen isimlerini yazın. Ve e, kimi biliyoruz? Ozan'ı biliyoruz. Onu ortaya yazıyorum. Daha kolay olsun diye. Ömer. Üste yazdım onu. Ve kim vardı? Hakan vardı. Üçünü yazdım. Şimdi sırayla bulmaya çalışacağım. Ozan'ı biliyorum. 87. Onu yazdım. Ve Ömer'i buluyorum. Ömer Ozan'ın parası Ömer'in parasından 19 lira fazlaymış. Yani Ömer'in parası Ozan'dan az. O zaman 87'den 19'u çıkaracağım. Çıkarıyorum. 7'den 9 çıkmaz. 17'den 9 çıktı. 8 burada kaldı. 7. 7'den 1 çıktı. 6. Ömer'in 68 lirası oldu. Şimdi kimde sıra? Hakan. Evet. Ozan'ın e, Hakan'ın parasından 27 lira azmış Ozan'ın parası. Hakan'ın parası Ozan'dan fazla o zaman. 87 ile 27'yi toplamam gerekir. Evet. Hakan'ın parası ondan e, Ozan'dan fazla olduğu için. 7, 7 daha 14. Elde var. 1, 9, 2 daha 11. Evet. Burası da 114 çıktı. Evet. 3 arkadaşın paralarının toplamını soruyordu. Hemen büyükten başlayarak yazıyorum. 114, Ozan 87, Ömer 68. 3'ünü topluyorum. 11, 8 daha 19, elde var 1. Verdim 2, 10, 16. Yine elde var 1, 2 oldu. Üçünün paralarının toplamı 269 lira oldu. Geldik 10. soruya. Evet toplama işleminde verilmeyen rakamlar var. E, harfleri bulacağım önce sonra bu harfleri toplama yapacakmışım başlıyorum 9 hangi sayıyı toplarsam 3 olur bu 3 muhtemelen 13'ün 3'ü üçü. çünkü 9'dan sonra ilk en yakın 13 var o zaman 9 4 koymalıyım a harfini yerine 9 4 daha 13 oluyor a'yı buldum 4 elde var 1 bir. 1'i şuraya verdim 10 on oldu 10'dan diğer 9'a bu 9 19'un 9'u o zaman ne yapmalıyım? 10'dan 9'a gitmek için B harfinin yerine 9 koymalıyım. Evet. Şöyle hatta koyayım. Bakın. 10, 9 daha 19 oldu. Yine elde var 1. Verdim 2. 2 ile hangi sayıyı toplarsam 2 olur. O zaman C'nin yerine 0 gelecek. 2 0 daha 2 oluyor. 8, 1 daha 9. Böylece bulmuş oldum. 4, 9 daha 13. 0 daha yine 13. Evet cevabımız 13 oldu. 11. soruda bir açı sorusu görüyorsunuz. Soru işareti olan yeri bulmamız isteniyor. Yani BEC açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. İpuçlarından faydalanın. Bakın şöyle baktığınız zaman yani A, E ve D açısı şöyle büyük bir doğru açı oluyor. Ve bunun yarısı verilmiş 90 derece. O zaman bu tarafı da 90 derece olması gerekir. Ve 90 derece İki açı var burada. Birisi 34. Diğerini bulmalıyım. Hemen ne yapıyorum? 90'dan 34'ü çıkarıyorum şurada. 90'dan 34'ü çıkarırsam 0'dan 4 çıkmaz. 10 oldu. 10'dan 4 çıktı. 6. 8'den 3 çıktı. 5. İşte soru işaretinin yerine 56 derece gelecek. Bakın 56 ile 34 toplarız. 90 olur. Burası da 90 zaten. i̇kisi beraber 180 ediyor. Bu şekilde ipuçlarından yararlanıp açımızı bulduk. 12, en büyük geniş açı ile en büyük dar açının toplamı kaçtır. Geniş açı biliyorsunuz, 90'dan büyük 180'den küçük açılara diyorduk. O zaman 180 derece olduğuna doğru açı oluyor. 180'den bir tane küçük olan 179 en büyük geniş açımız. En büyük dar açımız ise 90 dereceden küçüktü dar açılar, o zaman 89 olur o da. İkisinin toplamını sorduğu için topluyorum. 9, 9, 18. Elde var 1. 8 oldu. 8, 8, 16. Elde var yine 1. İkisinin toplamı 268 oldu. Geldik 13. soruya ve grafiğimiz var. Çiftlikteki hayvanlar grafiği. Evet şöyle inceliyoruz. Bir bakıyoruz ve sorularımızı cevaplamaya başlıyoruz. A. Çiftlikte en fazla olan hayvan. Tabii ki siz de anlamışsınızdır. Koyun. Sayısı en az olan hayvan bakıyoruz sütunlarımıza. Evet en az olan keçi var. Onu da yazdık. Çiftlikteki toplam hayvan sayısı. Şimdi burada biraz işimiz var. İsterseniz sırayla gidelim. Atlar 40 tane. Tavuklar 70 tane. İnekler 60. Koyunlar 80. Keçiler 30, bütün hayvanları topluyorum. 0, 11, 17, 8 daha, 25, 3 daha, 28, 280 hayvan varmış çiftliğimizde. Geldik 14. Soruya. Ardışık sayıların toplaması var. Hemen başlıyorum. İlk sayıla son sayıyı eşleştirdim. İkincileri eşleştirdim. Ortada bir sayı kaldı. Ortada sayı kaldığında işimiz kolaydı. Hemen onu ortadaki sayıyı yazıyorum. Ve 5 tane sayımız olduğu için 5 ile çarpma yapıyorum. 5 kere 3 15 elde var 1. 5 kere 5 25 bir de elde 26. Böylece 265 olarak cevabımızı bulmuş olduk. Diğer sorumuz yine ardışık sayılar var. Hemen eşleştiriyoruz. Bakın şundan şunu eşleştirdim. İkincileri eşleştirdim. Üçüncüleri eşleştirdim. Ortada sayı kalmadı. Ne yapıyorduk böyle durumda? sondaki sayıyı kapattım. Yani 66'yı görmüyorum. Şimdi ortada kim var? 63 var. 63 ile 1, 2, 3, 4, 5 kişiyi çarpıyorum. 63 ile 5'i çarpıyorum. Yani kolay yoldan yapıyorum sevgili çocuklar. 5 kere 3, 15. Elde var 1. 5 kere 6, 30. Bir de elde 31. Şimdi 66'yı kapatmıştım. Şu 5 tane sayının toplamını buldum. 315. Şimdi 66'yı da bunlara katarım. 315 ile 66'yı toplarım. 6, 5 daha 11. Elde var. 1, 2, 6 daha 8. Burada elde olmadı. O zaman 381 cevabı bulmuş oldum. Diğer yöntemden de bulursunuz. Sayıları tersten yaparak, tersten yazarak da bulursunuz. Fakat ben sizlere daha önce videolarım içinde anlattığım kolay yöntemle buldum. Son sayıyı kapattım. Ortadaki sayıyı 5 ile çarptım. Son sayıyı da toplayıp sonucu buldum kısa yoldan. 16 ardışık 3 sayının toplamı 525'tir. Bu sayıların en büyüğü ile en küçüğünün toplamı kaçtır? Şimdi 3 tane sayı var. 1 2 3 bilmiyoruz. Bu sayıların toplamı yani 525'miş. Şimdi biz bu ardışık sayıları nasıl buluyorduk? Ortadaki sayıyı 3 kişiyle çarptığımızda bu sayıya ulaşabilirdik. O zaman ben ortadaki sayıyı bulmak için 525'i 3'e böleyim. Hemen şurada bölüyorum. Evet. 5'te 3 bir defa var. 2 kaldı. Şu 2'yi indirdim sıra onda. 22'de 3 7 defa var. 7 kere 3 21 oldu. 1 kaldı. En son basamağın 5'i indiriyorum. 15'te 3 5 defa var. 3 kere 5 15. 175. Ortadaki sayıyı buldum. Evet. Şimdi ardışık 3 sayı dediğine göre 174 o zaman en baştaki sayımız. Diğer sayımız da 176. 3 sayıyı da ortaya çıkarmış oldum. Bu sayıların en büyüğü ile en küçüğünün toplamı. Yani en küçük olan bu, en büyük olan bu. İkisini toplayacağım. Böylece cevabımı bitirmiş olacağım. 174 ile 176'yı topluyorum. 10 8 oldu, 15, 50 var, 1, 2, 1 daha, 3. Cevabımız 350 oldu. Son soru, sayı örüntüleri. İlk önce kurallarını buluyorum. 6'dan 10'a doğru 4 çoğalma var, sonra 5 çoğalma var, sonra 6 çoğalma var, sonra 7 çoğalma var. Ha, bu şekilde örüntüyü, bakın fark ettim. 2 adım daha genişletmemi istiyordu. O zaman 8 ekleyeceğim. 28, 8 daha 36. Bakın 8 ekledim. Sonra 9 ekleyeceğim. 36, 9 daha 45. Bakın böylece cevapları yazmış oldum. Diğer e, örüntümüz 3, 8'e yükselmiş. Yani 5 tane çoğalma var. Sonra 2 ile çarpılmış. Çarpı 2. Sonra yine 5 eklemişler. Sonra yine 2 ile çarpma yapmışlar. Yani 5 ekleyip 2 ile çarpıyoruz. Sıra kimde? 5 eklememiz lazım. 42, 5 daha 47. Evet 5 sayı ekledik. Şimdi 47'yi 2 katına alacağız. Kenarda çarpıyorum. 2 kere 7 14 elde var 1. 2 kere 4 8 bir de elde 9. Demek ki buraya da 94 gelecek. Son örüntümüz 5 3 ile çarpma yapılmış. 15 olmuş. Sonra 3 tane azalmış, çıkarma yapmışlar. Sonra yine 3 ile çarpmışlar ve tekrar 3 azaltmışlar. Ne var sırada? 3 ile çarpacağım. 33 üç ile 3'ü çarpıyorum. 3 kere 3 9, 3 kere 3 9. Buraya 99 gelmeli. Evet. 3 ile çarptım. Bir adım daha ilerletiyorum. Şimdi sırada sırada ne var? 3 azaltmalıyım. O zaman cevabım 96 yazmalıyım. Bu soru son sorumuzdu. Öğretmeniniz bu sorulardan e, tahmin ediyorum biraz daha kolay olacağını sizlere kolay sorular sorabileceğini tahmin ediyorum. Belki bunların biraz daha zorlarını da sorabilir. Belki benim hazırladığım soruların benzerleri çıkabilir. İşlemiş olduğunuz konularla ilgili sizlere hazırlık soruları göstermiş oldum. İnşallah sınavdan en yüksek puanlar alırsınız. Hepiniz 100 alırsınız. Derslerinizde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.